Happiness Show kuşuna hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün böyle çiçekli böcekli giydim geldim. Neden? Çünkü baharı konuşuyoruz ve bir süredir konuşmaya çok böyle niyetlendiğimiz bir konuyu ele alacağız. Baharın kıyafetlerini. Biliyorsunuz bahar karakteri çok böyle şahsına münhasır bir tarza sahip. İşte şapkaları, o giydiği renkli şeylerle vesaire. Biz de onları bir konuşalım, hem gözden geçirelim, hem kendi çapımızda yorumlayalım, hem de bir gözümüz gönlümüz açılsın istedik. Hazırsanız başlayalım. Şimdi birinci kombinimizle başlayalım. Bir şöyle ilk bölümlere gidelim. O günleri de bir hatırlayalım. Benim en sevdiğim kombinlerinden biri. Çünkü baharın o hani prangalarından kurtulup da artık Timur'a, Nevra'ya ben boyun eğmeyeceğim dediği o ilk anlardı bu anlar, hatırlıyorsunuz. Yine gözümüze ne çarpıyor? Renkler. Bahar deyince zaten aklımıza hep ne geliyor? Renk, renk, renk. Çok renkli bir karakter, hem kendisi karakter olarak, hem de kıyafetlerine de bunu yansıtan biri bahar. Ve burada da yine gözümüze işte yeşiller, kırmızılar çarpıyor. Buradaki o özgüvenli duruşu, işte gözündeki gözlüklerle aslında bahar ben geliyorum diye bize böyle uyarısını veriyor. Bir kere üstünde giydiği o kırmızı, kırmızımsı sanırım, kırmızı gibi ben bu ekranda görüyorum ama şeyi, kabanı çok güzel. Rengi özellikle çok güzel. Zaten renkli şeylere bayılırım. Bahara da ayrı bir yakışıyor. Burada sadece tek eleştirebileceğimiz şey belki o üstündeki şey uzun mu olsaydı? Böyle daha dizinin altında böyle uzun bir palto mu olsaydı? Yine aynı renk. Bir tek onu böyle olsa mıydı diye bir düşündüm. Belki oradan bir puan, hani sırf kırmak için kırarsak 10 üzerinden 9 verebilirim. Ama dediğim gibi buradaki o bir kere Bahar'ın zaten özgüvenli duruşu ve Timur'u mahvedeceğim yürüyüşü. O görüntüleri de buraya koyalım. Hem de zaten dediğim gibi yine renkleriyle vesaire tam bir bahar hali. Ama tabii burada ne eksik? Şapkası. Şimdi ikinci kombine geçiyoruz. Burada muhtemelen şapkası olacaktır. Çünkü bahar deyince aklımıza direkt ne geliyor? O taktığı tatlı şapkaları geliyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Baharın şapkalarıyla ilgili bir ticari girişim nasıl yapılmadı ya? Yani biz mi yapsak acaba? Hani eskiden şeyler vardı işte, bihter çizmesi, sıla tokası falan böyle işte gelmiştir diye asarlardı dükkanlara. Hani bahar şapkası gelmiştir deyip bu iş nasıl ticarete dökülmedi? Bir aklımda soru işareti. Belki ikinci sezonda böyle şeyler görebiliriz. Çünkü dediğim gibi bu karakter direkt şapkalarıyla özdeşleşen bir karakter. Hatta flashback sahnelerinde gençliği de hep o şapkalardan takıyor. Burada da tam bir bahar görüntüsü, tam. Rengarenk, renk cümbüşü ama asla rahatsız etmiyor. Hatta çok güzel geliyor göze. İşte üstüne giydiği paltosunun işte morlu, o aradaki pembe detaylı renkleri, içindeki o kırmızı, şapkasındaki mavi. Aslında 3 farklı renk ama göze güzel gelen ve birbirini tamamlayan renkler. Tabii baharla da bütünleşince ayrı bir güzel oluyor. Burada sadece küpeleri çok gözükmüyor ama belki buraya görüntü koyarsak daha net de görülebilir. O küpeleri daha farklı, daha belki sade ya da üstündeki renkleri tamamlayacak bir şey belki olabilirdi. Onu söyleyeceğim ama yine de 10 üzerinden 10 vereceğim. Çünkü renkleri çok hoşuma gitti ve bahara bence çok yakışmış. Şimdi gelelim 3. kombinimize. Tabii ki yine bir şapka, yine bir kırmızı, yine bir bahar. Burada aslında göze çarpan şey üstüne giydiği kırmızı şey ama aslında star parça bence şapkası. Bir kere kırmızı ile siyah uyumuna bayılırım zaten. Burada da o uyumlardan birini görüyoruz. Kombine artı bir puan yükselten bir de ne? Evren. Yanındaki, farkındaysanız Evren kadroya girince otomatikman bir böyle hem modumuz yükseldi hem de baharın böyle kombinine vereceğimiz puanı da böyle 10 üzerinden 11 falan veresim geldi şu an. Çok iyi gözüküyor. Burada da kırabileceğim hiçbir şey yok. Hatta siyah şapkası, o taşlı siyah küpeleri falan çok iyi meç olmuş. 10 üzerinden 10 veriyorum. Tam yine bir bahar görüntüsü çünkü bizim için. Şimdi gelelim 4. kombinimize. Yine baharın şapkası ve tam bir bahar görüntüsü. Ama diğer kombinlere göre bir tık daha renksiz bir kıyafette karşı karşıyayız. Aslında asla bizi rahatsız eden bir şey yok. Gayet tatlı ve güzel gözüküyor. Gözüme batan hiçbir şey yok. Sadece şapkasının rengi daha mı farklı olsaydı diye burada bir düşündüm. Çünkü mesela gömleğin içinde böyle yeşil, yeşilimsi detaylar var. Mesela çok tatlı bir broşu var orada. Orada da böyle yine koyu renkli bir şey görüyoruz, detay görüyoruz. Belki şapkası da daha böyle patlayacak bir renk olabilirdi gibi geldi bana. Hani dokusu da
bir değişik geliyor bana. Buradan ekranda öyle gözüküyor. Belki şapkası farklı olabilir de ondan 2 puan sadece kıracağım. Ama onun dışında bir kere fotoğraf çok tatlı. O yüzden de böyle bir bizim de gülesimiz geldi. Ama şapkadan puan kıracağım için 2 puan kırıyorum ve 10 üzerinden 8 veriyoruz buna da. Geçiyoruz bir diğer kombinimize. Benim sezon boyunca yani ilk sezonda en iddialı bulduğum ve en böyle beni heyecanlandıran kombinlerinden biri işte bu kombin. Hatırlarsınız bu bölümü. Neydi bu bölüm? O yemek sahnesinin, o meşhur dörtlünün bir araya geldiği bölüm. Biliyorsunuz Timur Bahar'ı yemeğe çıkarmıştı ama aslında Evren de Çağla da oradaydı. İşte bilerek onlarla denk gelmek için böyle bir organizasyon yapmıştı. Ve orada denk gelmişlerdi. Bahar'ın o havalı girişinde hemen bir ufak şurada görüntü girsin hatırlayalım. Herkesin böyle bir şok olup da gözlerini açtığı anlardı. Gerçekten Bahar burada hani ben güçlüyüm. Ben harikayım diyerek girmişti. O enerjisi, o dişil enerjinin böyle patladığı anlardı bu izlediğimiz anlar. Benim en bayıldığım görüntülerden biri. Özellikle böyle çok güçlü sahnelerde Bahar'ın böyle hani elini böyle masaya vurduğu sahnelerde koyu renkler giyiyor o renkli kişiliğinin aksine. Ve daha böyle nasıl diyeyim enerjisinin yükseldiği anlar ve böyle bize çok güzel geliyor. En azından benim için öyle. Bu sahnede onlardan biriydi. Timur'un da nefesinin kesildiği, böyle konuşamadığı, kekelediği anlardı. Zaten biliyorsunuz Bahar kendine geldikten sonra Timur öyle anlar çok yaşadı. Şimdi bu sahnede aslında eleştirebileceğim bir şey var mı? Asla yok. Puanımı baştan vereyim. 10 üzerinden 10. Makyajından saçına, kıyafetine her şey muhteşem gözüküyor. Umuyoruz ki ikinci sezonda Bahar sağlığına tekrardan kavuşur ve biz onu böyle güçlü, böyle enerjik bir şekilde, şık haliyle daha sık bir şekilde görürüz. Geçelim kombin altımıza. Şimdi şu ikonik fotoğraf hemen buraya gelsin. Bir tarafta Timur, bir tarafta Evren, ortada Bahar, o asansör kapısını tuttukları şu sahne. Buradaki kıyafeti Bahar'ın benim yine en sevdiğim kıyafetlerinden biri. Çünkü ben bir kere moru, lilayı çok severim bu tonlardaki her şeyi ve şu an Bahar komple bu görüntüde. Farkındaysanız şapkası böyle parlak detaylı gibi ve çok tatlı duruyor. Üstündeki renkleriyle vesaire de çok uyumlu. Bir de orada bordo bir şalı var Bahar'ın. Hani bu kadar rengi üçüncü bir renk eklemiş. Hatta neredeyse dördüncü bir renk. Ama bizi rahatsız ediyor mu? Asla. Hatta bence tam aksine tamamlamış. Farkındaysanız Timur'un o boğucu ve klasik kombinin yanında Bahar ışıl ışıl çiçek gibi parlıyor. Bu sahnede bu arada birinci sezonun en unutulmayan, en komik sahnelerinden biriydi zaten. Evren'in yine bir süper kahraman gibi gelip Bahar'ı Timur'a karşı koruduğu ve bizim içimizin yağlarının eridiği o güzel sahnelerden biriydi. Buradaki kombinle de 10 üzerinden 10 vereceğim. Çünkü Bahar'dan bir türlü puan kıramıyorum maalesef. Zaten burada aslında puan kırmak hani uzman bir görüş tabii ki değiliz. Sadece bu anları hatırlayıp bir de üzerine konuşalım istedik. O yüzden bol bol puan vermemin sebebi aslında bu. Çünkü ben çok beğeniyorum ve dediğim gibi uzman bir görüş asla değilim. Gelelim bir sonraki kombinimize. Bununla ilgili biraz ufak eleştiriler yapabilirim. Çünkü renk konusunda bir böyle oturmayan, böyle bir hoşuma gitmeyen şu an bir şeyler oldu. Bu arada video bittikten sonra sizin favori kombininiz hangisi? Neyi çok beğendiniz? Aşağıdaki yorumları bırakırsanız biz de merakla okuyup değerlendireceğiz bunları. Şimdi baktığımızda aslında yine Bahar'ın giydiği günlük klasik görüntülerinden biri. Ama şapka beyazdı ya mesela, üstüyle bir türlü benim gözümde böyle oturmadı. Bir şey rahatsız etti beni. O tepesindeki kırmızı detayıyla da mesela. İçindeki kazak turuncu ya mesela, onun tonlarında bir şapka belki olabilirdi. Ya da üstündeki ceket farklı bir renk olabilirdi. Ya da bir palto olabilirdi mesela, kırmızı bir şey yine böyle patlayacak bir renk. O yüzden o şapka ve kıyafeti ben bir türlü oturtamadım. Sanki şapka başka bir kombinin şapkası gibi. Oradan bir tek puan kırabilirim. Oradan da 2 puan kırarsak yine 10 üzerinden 8 veriyorum bu görüntüsüne. En sevdiğim bölümlerden biri, en sevdiğim görüntülerinden biri. Yine Bahar'ı koyu renkte, siyahta ama çok şık gördüğümüz o özel davetin olduğu gece. Hatırlarsınız bu kombinine kim bozmuştu? Timur. Her zamanki gibi. Gerçekten erkekler bu kadınların özel günlerinin düşmanı yani. O günün sonunda Timur'un her şeyi itiraf edip bütün geceyi mahvetmesine görmezden gelirse şimdi kombini değerlendirelim. Bu arada sadece Bahar değil, hemen şu fotoğrafı da kenara koyalım. Şu üç güzel kadının görselini. Herkes o gece çok şıktı. Yani Seren ve Çağla da. Ama şimdi Bahar'ı değerlendirecek olursak bir kere baştan 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü gördüğümde bölümde muhteşem olmuş demiştim. Elbise çok güzel. O gold detayları zaten asıl patlayan nokta.
Bir de o kulağındaki yine gold çiçekli küpe. Aslında çok sade bir makyaj, çok sade bir saç ama o kadar iddialı bir kıyafet ve aksesuar takmış ki muhteşem gözüküyor. Direkt 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu gece Timur'un her şeyi mahvetmesini bile göz ardı ediyoruz şu an ve unutuyoruz. Şahane gözüküyor. Bu arada Selam ve Çağla da o gün çok şıktı. Gelelim 9. kombinimize. Sezon finaline doğru şimdi yaklaştık ve aslında bahar için zor bir günden şu an bir kıyafete ekrana geldi. Mahkeme günü. Yalnız bu kuş broşu var ceketinde dikkat ederseniz. Hatta ceketinde de kuş sembolleri var. Buradan şu mesajı alabilir miyiz? Artık bir kuş kadar özgür olacağım demiş olabilir mi Bahar burada? Çünkü bu detaylar bize direkt onu çağrıştırdı. Ceketin rengi bu arada muhteşem. Ama tabii ki Bahar'ın yüzünde o yorgunluk ve mutsuzluğu alıyoruz. Timur kadının bütün enerjisini emdi doğal olarak. Bir de hastalığı var vesaire. Tabii ki burada çok mutlu bir Bahar maalesef göremiyoruz. İçindeki tişörtü belki düz beyaz mı olsaydı dedim ben ilk gördüğümde. O zaman sanki ceketi böyle daha net ve daha güçlü görebilirdik. Ama bu şekilde de rahatsız ediyor mu? Asla etmiyor. Belki kırarsak bir puan tişörtten ben kırardım. Hani ben olsam beyaz düz bir şey giyerdim diye. O yüzden 10 üzerinden 9 veriyorum. Ama buradaki o kuş detayıyla bence bu göndermeyi alabiliriz. O detaydı benim çok hoşuma gitmişti. Şimdi gelelim son kombinimize. Benim yine en sevdiğim görüntülerinden biri. Hemen şuraya o muhteşem sahnenin görüntüsü gelsin. Farkındaysanız toplu saç ve koyu renk kıyafetler. Toplu saç eşittir tehlike. Bahar ne zaman saçlarını toplasa ki Timur da bunu zaten böyle söylüyor. Hatta bu sahnede Bahar'ın saçlarını topladığını görünce Timur Bahar saçlarını toplamış diye bir panik olmuştu. Çünkü böyle durumlarda Bahar bir bombayı patlatacak demek dizide bu. Ki bu sahnede yine öyle olmuştu ve Timur kafasını pasta böyle pat diye gömmüştü Bahar. Şimdi bu kıyafetine bakacak olursak saçlar toplu çok yakışmış. Yine üstte farkındaysanız koyu renk ve daha böyle resmi ciddi kıyafetler var. Buradan biz ne anlıyoruz? Timur'u bozguna uğratacağını zaten açık bir şekilde görüyoruz. Üstünde lacivert bir ceket var. Koyu renkler hakim. Yine çok sade ama şık bir makyaj. Saç da sade. Hiç aksesuar neredeyse görmüyoruz ama zaten dediğim gibi üstündeki o koyu renk ve şık kıyafet ve saç çok net duruyor ya. Aksesuara zaten gerek yok. Bir de bence burada zaten Bahar'ın gözleri direkt aksesuar olarak böyle gözümüze çarpıyor. Muhteşem bir görüntü. Bir kere sahnenin hatırına ben burada 10 üzerinden 10 vereceğim. Çünkü Timur'a burada yaptığı böyle oh demiştik yani sonunda bütün her şeyin patladı ve Bahar'ın ben parlayabiliyorum dediği o sahnelerden biriydi. Gerçekten ikonik bir sahne ve ikonik bir görüntü. Yine 10 üzerinden 10 verdim. İkinci sezonda da bol bol bu görüntüleri ve bu sahneleri görmeyi umut ediyoruz. Bakalım neler olacak. Bu arada burada yine şu görseli koyalım. Çağla da çok şık. Bu arada Çağla'ya da bir tane çekebiliriz bundan. Bence dizideki yine çok şık ve iddialı kıyafetler giyen bir karakter Çağla. Bu arada ben Çağla'yı söyledim ama sizin de bu tarz videolara konu olmasını istediğiniz bir karakter varsa aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Belki bir sonraki videomuzda o karakteri ele alırız. Şimdi burada Çağla'yı görüntü olarak gördük. Ben ondan bahsettim. Yine çok şık gözüküyor kendisi de ve çok iddialı. Ben burada 10 üzerinden 10 veriyorum. Aslında kapanış renkli bir kıyafetiyle yapabilirdik Bahar'ın. Çünkü dediğim gibi Bahar deyince aklımıza renk geliyor. Ama bu sahne bence kapanış için çok muhteşem bir sahneydi. Koymam gerekiyordu. Bakalım ikinci sezonda neler giyecek Bahar ve biz neler çekeceğiz, neler konuşacağız. Şimdilik ilk sezon için kapanışımızı yapalım. Beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.